Defne ağaçları 4 mevsim yeşil kalmasıyla bilinen, faydaları saymakla bitmeyen, her türlü yemeğe yakışan bir bitki türü olarak karşımıza çıkıyor. Defne çayı keskin kokusu, diğer çaylardan ve baharatlardan ayrılan aromasıyla yemeklere lezzet kattığı gibi aynı zamanda ülkemizde çay olarak da oldukça sık tüketiliyor. Defne yaprağı çayı nasıl yapılır, defne yaprağı çayının faydaları nelerdir, neye iyi gelir gibi sorularının cevabını tüm detaylarıyla bu videomuzda bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Defne yaprağı, birçok vitamin ve minerali bir arada barındırmaktadır. Ayrıca, bu bitki türünün içeriğinde yüksek oranda demir, manganez, kalsiyum ve magnezyum içermektedir. Bu vitaminler tarafından zengin olan defne yaprağının çayı da, kendisi kadar oldukça faydası bulunmaktadır. Defne yaprağı çayı faydaları nelerdir? Defne çayının aynı zamanda, sınavlara hazırlananlara ve her sabah işe ve okula giden kişilere, daha canlı ve enerjik hissettirdiği de bilinen faydaları arasında yer alıyor. Defne yaprağı çayı nasıl yapılır? Defne yapraklarının faydasından en iyi şekilde yararlanabilmek için, önce büyük bir bardak suyu kaynatıp, ardından 3 ila 4 yaprak defne yaprağını bardağınızın içine atabilirsiniz. Bu şekilde defne yaprakları demlenene ve özünü sıcak suya verene kadar bekleyip, çayınızı içebilirsiniz. Eğer defne çayını öksürük ya da soğuk algınlığını yumuşatması için içmek istiyorsanız, o zaman şu tarifi de kullanabilirsiniz. Yarım litre suya önce 4 yemek kaşığı bal, sonra da 20 adet kurutulmuş ve ezilmiş defne yaprağıyla birlikte 2 adet limonun suyu eklenir. Malzemelerle birlikte çayın kıvamı yoğunlaşana kadar kaynatılıyor ve ardından servise hazır hale getirilir. Hazırlanan bu defne çayı, demleme yönteminin öksürüğün vücut üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu görülüyor. Defne yaprağının diğer kullanım alanları. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan defne yaprağı, ferahlatıcı ve aromatik özelliğinin yanı sıra, sağlık açısından da oldukça faydalı. Boğaz ağrısından sindirim sorunlarına kadar birçok derde deva olan defne yaprağının faydalarını öğrenince, evinizden eksik etmeyeceksiniz. Boğaz ağrısı ve öksürük. Boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçebilmek için, bol bol defne yaprağı tüketmelisiniz. Defne yaprağı, bileşenleri dolayısıyla tıkanıklık yapan yerleri açarak, bakterilerle savaştığı bilinir. Nasıl kullanılır? 4 ila 5 adet defne yaprağını suda kaynatın. Daha sonra, bu suyun biraz ılıklaşmasını bekleyin ve ılık hale geldiğinde, eski ince bir giysi parçasını bu suya yüzeysel olarak yatırın ve daha sonra bu giysi parçasını göğsünüze uygulayın. Bu işlemi çok sıcakken yapmamaya dikkat edin. Doğal öksürük şurubu tarifi. Malzemeler. 3 bardak içme suyu. 6 defne yaprağı. 1 limon ve 6 çorba kaşığı esmer şeker. Hazırlanışı. Suyu kaynatın. Kaynayan suya defne yapraklarını ilave ederek, 7 ila 8 dakika kadar demleyin. Defne yapraklarını suyun içerisinden çıkararak, kaynayan suyu bir kaba boşaltın. Limon suyu ve şekeri ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Bu karışım dolapta birkaç gün saklanabilir. Stresi yok eder. Yoğun bir dönemde baskı ve stres altında hissediyorsanız, bir bardak defne çayı size daha iyi hissettirebilir. Defne çayının faydalarından biri olan sakinleştirici etkisi sayesinde, uykuya daha rahat dalabilirsiniz. Defne yaprağı ve tarçın çayı. Malzemeler. 1 litre su. 2 çubuk tarçın. 5 defne yaprağı. Hazırlanışı. Çaydanlıkta suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan suyun içerisine, tarçın ve defne yapraklarını ekleyin. Demlenen çayınızı cam kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz. Böbrek taşı. Vücutta aşırı miktarda üre bulunması durumunda, ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur. Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir. Defne çayı tarifi. Malzemeler. 3 büyük boy defne yaprağı. 2 su bardağı su. Şeker ya da süt. Hazırlanışı. Defne yapraklarını bir kaba koyarak üzerine su ekleyin. Suyu kaynatın ve kaynama işlemi bittikten 3 dakika sonra kenara alarak 4 dakika bekletin. Daha sonra, içerisine şeker veya süt ekleyerek karıştırın. Bu çayı denemek isteyenler için, çayın taze olması çok önemlidir. Süt eklemek isteyecekler için önerimiz, fazlaca koymamalarından yana olacaktır. Çünkü fazla süt çayınızı sulandırabilir. Sindirim sistemi. Kabızlık ve şişkinlik şikayetiniz varsa ve doğal bir çözüm yöntemi arıyorsanız, defne yaprağı kullanmak sindirim sisteminizi düzene sokacak ve bu sorunlarınızdan tamamen kurtulmanızı sağlayacaktır. Defne yaprağı tütsüsü. Malzemeler. Çakmak. Çelik bir kap. 4-5 adet defne yaprağı. Hazırlanışı. 5 adet defne yaprağını kurutun. Kurumuş yaprakları ezip toz haline getirdikten sonra tutuşturun.
tutuşan tütsünüzü evdeki odalar içerisinde gezdirdiğinizde sindirim sisteminize de doğrudan etki edecektir. Ayrıca evdeki kötü ve negatif enerjiyi de uzaklaştırıp ruhsal olarak sizi ve ev halkını rahatlatacaktır. Ağrı kesici. Doğal bir ağrı kesici etkisi bulunan defne yaprağı, burkulma ve eklemlerde meydana gelen ağrılara oldukça faydalıdır. Bunların yanı sıra kas gevşetici olarak kullanılabilir. Defne suyu hazırlanışı. Malzemeler. 22 adet defne yaprağı. 1 litrelik kavanoz. 1 bardak su. Kolonya. Hazırlanışı. Defne yapraklarını su ile birlikte 1 litrelik cam kavanoza doldurun. Kavanozun ağzını kapatarak serin ve karanlık bir yerde saklayın. Tam 22 gün sonra kavanozun kapaklarını açın ve içindeki suyu ayrı bir kaba süzün. Kavanozdaki su miktarı kadar kolonya ekleyin. Bu su sayesinde kas ve eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Saçlar. Saç dökülmesi veya kepek gibi sorunlarla karşı karşıya gelen kişiler için defne yaprağı tüketmek iyi bir çözüm olabilir. Her saç tipi için kullanımı uygun olan defne yaprağını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalp sağlığı. Defne yaprağı içerdiği bileşikler sayesinde kalp duvarlarını iyileştirme ve güçlendirme görevi görür. Ayrıca kolesterolün de düşürülmesine yardımcı bir etkisi de vardır. Defne yaprağı kürü. Malzemeler. 1 avuç defne yaprağı. 2 bardak klorsuz su. Hazırlanışı. 1 avuç defne yaprağını yaklaşık 2 litre suyun içerisinde kaynatın. Bu su ılımaya başladıktan sonra yıkanırken ilk suda kullanın. Ardından masaj yaparak su ile arındırın. Diyabet. Günde 2 kez defne yaprağı tüketen diyabet hastası kişilerin kan şekerlerinin düştüğü görülmüştür. Defne yaprağı, insülin oranını belli bir seviyede tutmakta oldukça başarılı bir bitkidir. Defne detoksu. Malzemeler. 10 demet maydanoz. 10 limon. 5 adet defne yaprağı. Hazırlanışı. Maydanoz ve kabukları soyulmuş limonları suyun içerisinde kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan almaya yakın defne yapraklarını ekleyin. Karışım iyice olduktan sonra, tülbent yardımıyla süzerek cam bir kaba boşaltın. Bu kür, sabah ve akşam aç karnına düzenli olarak tüketildiğinde 15 gün içerisinde şekerinizi kontrol altına alabilirsiniz. Zayıflamaya yardım eder. Defne yaprağının son ve en önemli özelliklerinden biri de zayıflatıcı özelliğinin bulunmasıdır. İyi bir antioksidan ve toksik atıcıdır. Defneli içecek tarifi. Malzemeler. 4 adet defne yaprağı. 1 adet çubuk tarçın. 1 çay kaşığı bal. Kaynar su. Hazırlanışı. Tüm malzemeleri bir araya getirerek üzerine kaynar suyu dökün. Ilıdıktan sonra bal ilave ederek 5-6 saat sonra hafif kıvam alacak olan içeceğinizi süzerek tüketebilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.